Herkese merhaba beyler. Yepyeni videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle VL'ye başlıyoruz beyler. Kadromda biraz değişiklikler oldu. Çıkan oyuncuları kadroya sokmak istedim. Biraz da bunlarla oynamak istedim. Kalayber'i zaten beğeniyoruz. O yüzden tekrar kadroya soktuk. Sol beke Tagliafico'yu koymak istedim. Çok iyi bir kart çünkü. Statlarına baktım inanılmaz güzel duruyor. Nkunku da kötü değil. Güzel bir kart. Otsa da bunu oynatacaktım. Ancak Nkunku'yu bir denemek istedim. Güzel duruyor statları. Çok kötü değil. Yani beğeniriz diye düşündüm. Çünkü çeviklik denge anlamında bayağı iyi. İşte hız konusunda şut isabetleri zaten iyi. Pas da genel şekilde bayağı iyi. Defans falan da orta düzeyde çok üst düzey değil ama bence iyi bir kart diye görünüyor. Deneyeceğiz. Arjen Robben zaten çok beğeniyoruz biliyorsunuz. Oyun içinde Robben Neres kanat oynayacak. Atal ve Eto Forvet diğerler zaten aynı şekilde kadroya devam edecekler. Mbappé'yi bekle oynatacağız beyler. Kleiber Zambrotta defans oynayacak. Çünkü ikisi gerçekten defansa bayağı iyi olabilir. Sablarımız Sar olacak ve Bailey muhtemelen girecek olan oyuncular oyuna. Belki Sam Maxima Rashford değişikliği olur ama zor diye düşünüyorum. Toz kartlar artık kadrolarda olduğu için bundan sonra muhtemelen tozla oynatırız. Yani umarım güzel bir video olur. Win için uğraşmayın. Keyif almak için uğraşın. Ne kadar yenilseniz de keyif alıyorsanız mutlu olun. Üzülmeyin abi. Videoyu da beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi maçlarımıza geçiyoruz. Keyifli seyirler. Ve ilk rakibimizi buluyoruz. Bumbah geliyor. Kadro da aslında düşük bir kadro oyunun bu evresinde. Ama Link açısından iyi yapmış. Gerçekten kimya olayını güzel yapmış rakip. Offside. Aa, inanılmaz bir pas abi. Helal olsun. Oo, müthiş paslar abi. Adam iyi oynuyor. Dakika 9-2-0 yaptı. Kaçmazdı ya. Sol ayakla kaçmazdı bence. 5 sahipsin zaten. Çok güzel geldik be. Çok güzel geldik. Rakip iyi oynuyor abi. Defans da iyi. Atağı da iyi. Nasıl yeneceğiz bilmiyorum ama bir şeyler yapmamız lazım. Bir ekstra yapmamız lazım. Mesela bu goldeki o girişimiz ekstraydı. İnanılmaz. Neyse kaçırdı. Neyse kaçırdı yani. Gerçekten inanılmazdı şu pozisyon. Of! Of! Oraya dönmedim bak. Ters dönsem gene yememe şansı yüksekti ama geri dönüp scoop turnümüzü yaptık. Müthiş bir gol attık be. Of be. Eto. Çok kötü boş bıraktı. Ve Eto bunun cezasını kesti abi. O kadar önüm boş olmamalıydı bence. Ve yeniyoruz. Gerçekten yenileceğim zannettim ama yendik abi. Erken buldu iki golü. Biz dedik rakip müthiş oynuyor. Belki yenemeyiz falan ama hatalarını bulduk ya rakibin. Bazen gerçekten hep ezbere yönlere döndü. Biz de onlardan yararlandık ve güzel bir gol attık. Ya rakibinizi oynayınca anlıyorsunuz ya. İlk yarıda tanıyabiliyorsunuz rakibinizi. Biz de gerçekten erken tanıdık ve galibiyete böyle ulaştık bence. Yoksa yenemeyebilirdim ezber oynasaydım. İkinci rakip. Kerelal Killers. Ronaldo mu? Ronaldo ve Kluivert dışında kötü bir kartlar. Ya böyle baktığında sanki güzel gibi duruyor aslında ama kadro bence kötü ya. Çok güzel be. Neres'e. Neres içeri girdi. Neres geriye attı. Eto çekti. Ve Team Krul'u böyle avladık. Team Krul. Abi iki tane net pozisyon kurtardı ya. Artık atalım değil mi? Oo, nasıl offside değil? İnanılmaz bir pas. İnanamıyorum şu pasın geçtiğine. Gerçekten çok güzel bir gol attık be. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Hiç beklemiyordum abi. Aha. Hop.
David Neres'le artık üçü de attık. Bitti abi. Rakip gerçekten iyi bir defans yapıyordu. Atak yönü de kötü değildi. Ama artık bıraktı bence oynamayı. Muhtemelen Anadolu bıraktı. Şeleşer yaptı çünkü. Aynen. Bak ben dedim. Eline sağlık dostum. Güzel bir maçtı. Ve üçüncü rakip. GKS Gnojno. Ya okunacak bir şey değil aslında ama okuduk öylesine. Kadro güzel aslında. Rashford evet eskidi biraz bence. Onun dışında pek bir eksi adam görmedim ama. Yani Rashford da kötü değil ama işte biz bile çıkarttık abi. Atal. Of. Vallahi sağ köşeye plase vurdum. Kendi vurdu sol köşeye plaseyi. İnanılmaz vurmadı mı? Of be. Kapattı köşeye vurdu. Of. Kaleci oynattı halde geçtik. Çünkü Lebrix yaptım. Eto'yu koşturdum. Eto'yu yakalamaya çalıştı ama biz Atal'a düz koşu yaptık. Ve pozisyonumuzu yakaladık. Yani böyle yapmanız lazım abi. Adam ona gideceğinizi zannediyor ama gitmiyorsunuz. Rakibi kandırın biraz. Sürekli onun beklediği şeyleri yapmayın. Koştu attı ya. Yakalayamadık. Abi kimi seçsem yakalayamadım ya. Güzel bir gol attı Dybala'yla. Rakibin iki şutu var, biri gol oldu. Ama sonuna kadar öyle bir basla oynadı ki. Lan acaba bir gol daha atar mıyım diye. Ama izin vermedik. Güzeldi. Keyifli bir maçtı bence de. Hani ilk 3 maç güzeldi be. Gerçekten güzeldi. Ve dördüncü rakip. Of 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 of. Bu ne? Yani Mukiele'yi çekmiş bir de kırmızıda. Kötü bir kart yok galiba abi. Neuer kötü sadece. O da düz Neuer zaten. Totti olsaymış yıkım ekim olacak yani kadro. Arkaya dönecek zannettim. Dönemedi. Top önüne düştü. Bu sefer de öbür tarafa geldi ama onu da engelleyemedik maalesef. Güzel bir gol attı. Rakip kötü oynamıyor abi. Hadi. Abi vurdurmadı ya. Mukiele müthiş defans yapıyor yalnız. Çok güzel pas be. Vallahi yani kaleci de çıkarsam, çıkartmasam da her türlü yiyecektim. Gole bak la. Yok artık abi ya. Gerçekten yok artık ya. Muazzam bir gol Leon Bailey'den. Adam bitirdi oynamayı bıraksın bence de. Totti levhası var. Adam Bailey ile oynadı bak. Inform Neymar var. Bailey hat-trick yaptı ya. Şaka gibi yani. Gerçekten. Ama Mukiele bayağı iyi bir kesici ya. Gerçekten. Yani Tapsoba ile Mukiele işi bitirdi ya bence. Coco Pops mu? Mukiele var ama diğer Mukiele var. Salah, Wijnaldum falan hani kadro aslında biraz düşük. Birkaç oyuncu iyi ama birkaç oyuncu çok düşük. Tagliafico. Eto. Atal gol. Yani o hareketi yaptıktan sonra, içeri girdikten sonra kaleciyi anca oynatması lazımdı. Ama oynatmadı. Oyuncuyu çekti. Kaleciyi çok geç oynatmaya çalıştı. Biz de zaten ters köşeye vurmuştuk bile. Güzel bir gol attık. Geçemedi. Ama bu geçer mi? Bu geçiyor. Atal. Atal verdi Robben'e. Robben kaçtı. David Neres. Aldı gidiyor. Neres. Neres güzel geçti. Çekti. Gol abi gol. Gol abi gol. Yani oradan sonra zaten gol. O pas geçmemeli işte orada. Adam çünkü ezber oynuyor. Direkt döndü orada. Ama ben terse döndüm. Golümü attım. Ah.
Güzel geldi be, güzel geldi. Harbi iyi geldi. Ve golünü atıp ilk yarıyı bitirdi. Bu büyük bir şans oldu onun için. Aha, her zamanki gibi gene ilk yarı biterken golümüzü yedik. Hop, geldi. Pas güzel. Atal, o da verdi. Varan, Vieira, hop güm. Hop güm. Oba, bu ne lan böyle? Topuk vuracak zannettim, vurmadı. Vallahi onu bekledim. Çok net topuk pozisyonuydu bu arada. Yapabilirdi. Hat-trick. Hat-trick, hat-trick, hat-trick. Vallahi keyifli bir maç değildi ya. Başlangıçta iyi bir maçtı gibi görünüyordu. Rakip böyle kötü oynamıyordu ama ezbereye dönünce iş bitti. Yani adamın oynayış şeklini yakalayınca iş bitiyor abi. Yani güzel bir kadro. Abi şu Maradona'yı almak istedim. Pazara bir bakayım dedim lan. Her şeyin fiyatı düştü. Bunda fiyatı düşmüştür diyorum. Diğer platformlarda 1-200, 1-100'e gidiyor. Bizde 4 milyon ya. Midine bakıyorum 7 milyon, 6 milyon bizde. Diğer platformlarda 1-200, 1-300. Yani abi nasıl bir platformda düştüysek seneye kurtulacağız inşallah ya. Vallahi böyle olmaz ya. Gol. Çok rahat geçtik ama. Orada Robben'e gideceğimi zannetti farkındaysanız. Bir hareketle önümüze attık topu. Ve golümüzü de kolay çaktık. Hadi. Maradona'yı kanatta mı oynatıyor gerçekten? İnanılmaz. Eto. Bak aşağı dönmedim. Yukarı döndüm farkındaysanız. Bunları yapın. Deneyin abi maç içinde. Bir adam sürekli aynı şeyi yiyebiliyor. Sürekli oraya döneceğini zannediyor ama dönmüyorsun. Ve böyle goller atıyorsun. Bunlar ekstra bak. Belki öbür tarafa dönsen atamazsın. Çünkü... Aa, bomboş kaldı. Ama Yaşin müthiş bir kurtarış. Pas güzel yere mi? Çok iyi yere be. Çok iyi yere be Yaşin. Hadi. Hadi Eto. Eto pas güzel. Neres? Abi neresi vurdu? Şuta bakar mısın ya? Bu ne lan? Füze yolluyor ya. Sağ ayakla füze yolluyor ya. Güle güle kardeşim benim, güle güle. Müthiş bir gol yedin yalnız. İnanılmaz güzeldi. Evet beyler, ilk günden 5-1 yeter bence. Güzel bir başlangıç. Oyuncuları hemen bir kendi çapımıza bir yorumlayalım. Ya sonuçta üst düzey bir oyuncu değiliz ama sonuçta bizim gibi oynayan oyuncu sayısı çok fazla. Orta düzeyde. 17 bin 20 bin aralığında yapan oyuncu sayısı oldukça fazla. Tagliafico'ya bayıldım abi. İnanılmaz güzel. Bak oyunda neredeyse her maçta vardı herhalde rakiplerimizde. Tam dikkat etmedim ama herhalde her rakipte vardı. Çıkan oynatıyor. Çıkmayan almış. Gerçekten muazzam bir kart. Bak. Alba'yı biliyorsunuz. Jordi Alba'yı. Aynı onun ayarında. İnanılmaz hızlı. Boyu çok kısa ama zıplaması muazzam abi. Zıplaması muazzam. Kornerde ön direkte oynuyor zaten adam. Gerçekten bu kartı eğer neresiniz varsa veya Robben'iniz varsa böyle bir şekilde kimyalayı kullanabilirsiniz. Neres evet çok saçma bir pozisyon kaçırdı ama neyse ki maçı yendik. Neres iyi bir oyuncu aslında oyunda. Gerçekten çok beğenerek oynuyorum. Ama şut konusunda bazen yani gerçekten kötü şeyler yapabiliyor. Robben her zamanki gibi muazzam bence. Nkunku'ya gelince beğendim. Gerçekten güzel bir kart. Size kim alın satıyor dersem Ndombele'yi alın satıyor beyler. Ndombele'nin geçen seneki kartını oynayanlar varsa Ndombele'yi alın satıyor. Hızlı. Arkadan gelip pozisyonunu bozabiliyor rakibin. Aralara gidebiliyor. Ya benim için önemli olan aslında bunlar. Çünkü kesici görevini görecek adamlarım var. Aşağıdaki oyuncularım müthiş zaten. Vieira da aynı şekilde çok iyi kesiyor topları. Kleiber defansta evet güzel oldu bence. Mbabu da bekten defansa giriyor zaten. Yardımcı oluyor. Bilmiyorum ben böyle beğendim kadroyu aslında. Neres bir, o pozisyonu kaçırmasaydı bu videoda beğenmediğim bir şey yoktu aslında ama Neres'in o hatası beni çok üzdü açıkçası.
Ama dediğim gibi Tagliafico'nuz yoksa ve sol bekiniz kötüyse, linkleyemiyorsan herhangi biriyle, bence 4-5-1'de veya 4-3-3'ün 5. veya 4. varyasyonunda böyle bir şey yapabilirsin abi. Çok rahat kimyalarsın ve güzel bir iki kartın aynı anda oyunda olur. Ben beğendim, bilmiyorum. Umarım siz de keyif almışsınız videodan. Elimden geldiğince iyi oynamaya çalıştım. Serverlar otor düzeydeydi. Ne iyi ne kötü diyebilirim. Ama en azından 5-1 güzel bir başlangıç. Yenildiğimiz rakip de iyi rakipti. Çok kötü değildi. Yani bizden üstün bir rakipti zaten. Cevabını veremedik. Pozisyonlar bulduk ama olmadı. Yani atamadık. Adam güzel defans yaptı. Güzel savunma yaptı. Sağlık olsun diyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Akşam paket açılımlarını yapacağız. Yarın sabah kanalda ilk videomuz paket açılımı olacak. Bu videoyu şu an çektim. Renderlayıp hemen iftardan sonra yayınlamayı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Bay bay.